Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Denizde Yaşam programına tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta başlattığımız Denizde Yaşam programında mümkün olabildiğince Bodrum gibi dört tarafı denizlerle çevrili bir kentte mutlak surette denizin topluma kattıkları, toplumun denizden beklentilerini mümkün olabildiğince değerli konuklarımızla masaya yatırıp sizlerle de paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de Denizde Yaşam programında çok değerli bir konuğum var. Adalet ve Kalkınma Partisi Bodrum İlçe Başkanı Sayın Ömer Özmen stüdyo konuğum. İktidar Partisi ilçe başkanı olarak Bodrum'da denizlerimiz, kıyılarımız, koylarımız, denizlerin korunması ve denize ilişkin varsa projeler artı Bodrum siyasetinin siyasetine olan etkilerini mümkün olabildiğince burada konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ama bu arada sizler de sosyal medya üzerinden takip edip soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet sevgili Ömer Özmen hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren Bey. Evet bu yeni bir program Denizde Yaşam ama kuşkusuz siyaset yaşamın her alanında denizin de denizdeki yaşamın da siyasetle bağlantısını yok sayamayız. Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı olarak da sizi özellikle bu programa çağırdık. Denizle ilgili hazırlanan şu an projeler var mıdır? Bu projelerin uygulanmasına yönelik ne tür çalışmalar var? Bunları konuşacağız. Ama hazır sizi bulmuşken bir siyasetçi olarak da tabii. İşte Bodrum siyaseti, işte yerel yönetimlerin şu anki durumu, şu ana kadar 90 günlük icraatı, bütün bunları zamanımız yerlerdiğince konuşmaya çalışacağız. Ama ben öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Yani işte bir turizm sektörünün öncü olduğu bir kent Bodrum. Ve burada ekonominin ağırlıklı olarak turizm üzerinden yürüdüğünü biliyoruz. Şu an Bodrum turizmi hazır mı? Evet, Ayhan Bey davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılı programlarınız için de tebrik ediyorum. Denize geçmeden önce ufak bir duyurum olacak. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz'un yıl dönümü pazartesi. Bununla ilgili de günün önlem ve anlamına hitaben belediye meydanında akşam 20.30'da kaymakamlık ve valilik bünyesinde anma programları olacaktır. Buradan tüm Bodrum halkını da İskele Meydanı'na davet ediyorum. Ayrıca dün de Dalaman'a şehit cenazesine katıldık. Muğla'lı şehidimiz Dalaman'da dün toplumun her kesiminden katılımcılarla şehidimizi uğurladık. Buradan tekrar mekana cennet olsun. Bizler için mücadele eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Buradan da bunu da hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda 15 Temmuz'da da biliyorsunuz şehitlerimiz 251 şehidimiz ve binlerce gazimiz oldu. Bunu toplum hafızasından unutmamamız özellikle de gençlerimize bunları anlatabilebilmemiz için pazartesi tüm özellikle gençlerimizi ve Bodrum halkını İskele Meydanı'na bekliyorum. Peki evet, o dediğiniz programda buradan ayrıntı verebilir misiniz? Neler yapılacak bugün? Şimdi son iki yıldır, geçen sene de yapılmıştı İskele Meydanı'nda. Aynı şekilde program benzer bir şekilde yapılacak. Kaymakamlığımız programı zaten gerekli kamu kurumlarına ve STK'lara gönderdi. En son Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla son bulan bir program. Orada Sinevizyon'dan, izleyecekler. Evet, gerekli konuşmalar olacak. Eğer geçen sene zaten takip edenler varsa benzer bir program olacak. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, özellikle Bodrum'da son dönemde yaşanan kimi olumsuz olaylar turizmi ister istemez etkiliyor. Çünkü en önemli sektör turizm. Ama bu yıl daha iyi olabileceğine ilişkin umutlar var idi.
Şu ana kadarki sizin gözleminiz ya da aldığınız bilgilerden yola çıkarak turizm ne durumda? Evet. Şimdi tabii ben bu dönem buraya gelmeden önce aldığım rakamlardan net durum tespiti yapmak için STK başkanlarımızla da sık sık görüşüp rakamları alıyorum. Görünen o ki dış pazarda yüzde otellerimizde %21 artış var geçen seneye göre. Charter, yurt dışı, charter yat gezilerimizde de yurt dışı pazar ağırlıklı olduğu için burada da %25 arası bir artış var. Yalnız iç pazarın, iç turizmin daralması sebebiyle ağırlıklı olarak iç turizme hitap eden işletmelerimiz geçen seneden, bu sezondan beklediklerini alamadılar. Yani beklenti yüksek olunca daha düşük oldu. Onda şu ana kadar istenilen beklenti alınmamış görünüyor. Bunda şeyin etkisi olabilir mi? İşte hiç hesapta olmayan insanların tatil planlarını değiştirmesine neden olan bir seçim yaşadık. Bunun da sanıyorum etkisi oldu. Çünkü insanlar birdenbire programlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Ya da tatile gelecekken gelemez duruma geldiler. Ya da tatil yerlerini daha yakın yerlerle değiştirdiler. Bu bir. İkincisi, genelde işte tur operatörleri 3 yıllık planlar yapıyorlar. Bu 3. yıl bu sezon. Tabii 3 yıl öncesinin etkileri bu yıla bile sarktı doğal olarak. Ama önümüzdeki yıl için daha umutlu ve daha çok yerli yabancı turistin geleceği söyleniyor. Umarız öyle olur. Evet. Zaten geçen sene özellikle hem Turizm Bakanlığımız hem de turizmle ilgili STK'ların görüşleri bu sezonun daha iyi olacağıydı. Şimdi Haziran'a kadar %21. Tabii bu sezon sonu rakamlarını görmek lazım. Hani dış turizmde dediğiniz gibi kötü giden sezonları toparlamak bir sene içinde olmuyor. Yıllara sair bu toparlanma oluyor. Ama burada görünen sıkıntı iç turizmle ilgili. Bunun da ben seçimden çok alım gücünün son bir yılda döviz kurlarının da artışıyla biraz alım gücünün de den dolayı da biraz halkımızın daha çok tasarrufa, biraz daha tatil planlarını daha kısa tutması veya daha hesaplı yapma sebebiyle kendi aile bütçelerini daha hesaplı yapmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, öte yandan özellikle fiziki anlamdaki tesislerimize baktığımızda diğer Avrupa ülkelerinden geri kalır yanı yok. Yani o konuyla ilgili. Ama turist artık salt binaya gelmiyor. Lükse gelmiyor. Yani işte daha temiz deniz istiyor. Koylarını daha düzenli istiyor. O doğal havayı solumak istiyor. Gelen turist. Özellikle dışarıdan gelenler için söylüyorum bunu. Tabii bu konuyla ilgili de hem kamunun, hükümet kanadının hem de yerel yönetimlerin bazı tedbirler alması gerekiyordu. Ancak işte yeni seçilen belediye başkanı turizm sezonuyla birlikte bu işi kucağında buldu. Tabii bunu turizm sezonuna yetiştirebilmek pek mümkün değildi, takdir edersiniz. İyi niyetli bazı girişimler var ama bunlar sizce yeterli mi? Tabii öncelikle turizmdeki altın yumurtamız deniz. Evet. Önce denizi korumamız gerekiyor. Tabii özellikle Bodrum'a gelenlerin birinci derecede denizimizin temizliği, işte doğal güzelliklerimiz, Gökova gibi bunlar. Ama burayı korumak için önce karadan başlamak gerekiyor tedbirleri almaya. Nedir? Tabii. Kentsel yapılaşma, doğru bir planlamayla doğru yapılaşma. Yani denizi biz karadan kirletiyoruz. Karadan başlamak lazım, evet. Tedbirleri almaya. Deniz konusuna da daha sonra geleceğim. Denizde alacağımız tedbirlere. Derelerimiz var. Yapılaşma arttıkça denize akan atıklar, işte atık dediğim işte çamurlar veya çöpler daha fazla denizimize gitmeye başlıyor. Arıtma ile ilgili yeterli hem tüm yarımadada yok, evet. Tüm yarımadada zaten yıllardır bunu konuşuyoruz. Benim tekrar bunu hatırlatmama gerek yok. Yarımada'nın acil
bir arıtma, entegre arıtma tesislerine ihtiyacı var. Zamanında yapılanlar yapılmış, bazıları çalışmıyor, bazılarının yerleri de yanlış. Bunu tüm toplumda, STK'lar nezdinde de konuşuluyor. Ama bu konuda artık arıtma tesisleriyle ilgili biliyorsunuz son düzenlemeyle Turizm Bakanlığımız da devreye girdi. Hatta geçenlerde Fethiye'de hem Büyükşehir'le birlikte bir arıtma tesisi açıldı. İnşallah bu gibi benzer şeyler de Bodrum'un arıtma sorunları da hem belediyelerle, Turizm Bakanlığı işbirliğiyle çözülecek. Bunlar tabii arıtma tesislerimizin sağlıklı olması en başta ve kapasitelerinin yeterli olması. Evet. Yani sadece arıtma tesisini yapmak da yetmiyor. Aynı zamanda şehrin nüfusunu, gelecekteki nüfusunu, planlamasını ona göre yapıp yaz nüfusunu da dikkat yaz olarak. Nüfusunu da tamamen buna göre tesislerimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor ki öncelikle denizlerimizi karadan denizi kirletecek etkileri azaltmamız lazım. Şimdi derelerle ilgili her sene zaten duyuyoruz. Şimdi derelerin temizlenmesi, ıslahı, bunun yanında da biz mesela DSE kanalıyla geçen yıllarda da bir basına, kamuoyunu bilgilendirmiştim bununla ilgili. Tensip bentleri yapmıştık. Yani denize akacak olan işte çamurmuş veya işte çöpmüş, çalı çırpı ne varsa, moloz, bunun gibi şeyleri daha bentte önünü kesmek için. Şimdi biz burada DSE kanalıyla Gaz Deresi'ne 1 adet, Aliyan Deresi'ne 2 adet, Çukur Deresi üstüne 1 adet, Gökçelere de 1 adet, biliyorsun temiz planlandı. Evet. Bunlar da yapıldı. Bunlar tabii tek başına yeterli değil. Şimdi planlamalarımızı yaparken dere yataklarımızın korunması gerekiyor. Yani dere yataklarımız eğer işgal altındaysa bunların doğal haline, eski haline getirilmesi ve ıslah edilmesi gerekiyor. Kaldı ki Bodrum'da birçok yerde artık yol haline, cadde haline gelmiş dere yatakları. Tabii. Yani şimdi buradan taşınan bütün çamur, biliyorsunuz en yakın yerden örnek vereyim ben size. Tüm Yarımada'da belki var ama en çok etkilerini gördüğümüz Bitez. Dolga alanının olduğu yerde var. Diğer Aktur tarafındaki o dereyi görüyorsunuz. Gümbet'te keza öyle. Şimdi yıllarca bu taşınıyor. Mesela özellikle Gümbet dolga alanının önünde deniz var. Ama bir girin Balçık. Şimdi Gümbet dolga alanının önü, biz orada şu anda yelken kulübümüz var. Biraz sonra orayla ilgili de projelerimiz var. Şimdi oraya su sporları yaptırıyoruz çocuklarımıza ama bir karış balçık var. Nereden gelmiş? Derelerden yıllarca taşınan. Yani bu önlemi yukarıda almamız gerekiyor ki sahili de koruyalım. Ha, denizden gelen etkiler yok mu? Bence hani yatların veya denizin kullanımından olan kirlilik çok daha az oranda. Evet. Çok daha az oranda. Yani bunun tedbiri de çok kolay alınır. Yani denizdeki yatların barınabilecekleri yerleri planlama yapıp da altyapıya bağlarsınız. Onun çözümü daha kolay nispeten. Şimdi geçtiğimiz hafta Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç'i almıştık burada programa. Onun verdiği bir haberdi. İşte Bodrum Ticaret Odası Büyükşehir Belediyesi'nin de ortaklaşa Deniz Ticaret Odası ile beraber atık toplamak için bir tekne devreye sokmuşlar. Bu önemli bir şey. Tabii bu ileride bunun sayısı artırılarak denizden denizi kirletme daha kolay önlenebilir ama sizin de söylediğiniz gibi daha önemli olan karadan denizin kirlenmesini önlemek. Tabii. Bu olumlu girişimler gayet güzel. Bunların tabii sayılarının artması gerekiyor. Bodrum hani yat sayısı olarak diğer yerlerden daha fazla. Yani yat turizminin de merkezi diye bir konumunda diyebiliriz. O yüzden de bizim Bodrum olarak hem daha çok barınağa ihtiyacımız var. Hem de demin dediğiniz gibi daha çok atık toplama. Hem karada altyapıya aktarabileceğimiz şekilde hem de denizde, denizden denize toplama şeklinde daha çok şey. Bunların tedbirlerini şimdiden alıp arttırmalıyız. Tabii burada şunu düşünmek lazım. Yani kimseyi suçlamadan, yani şu kurum yapacaktı, şu şey yapacaktı. Bence bu hastalıktan vazgeçmek lazım. Hangi kurum ve hangi STK
Eğer bu yaşadığımız yere bir iyilik yapmak istiyorsa elini taşın altına koyacak. Ne yapmak istiyorsa. Bazen fikir olarak katkı verebilir, proje olarak katkı verebilir. Gerekli bazı kurumlar da bunu projelendirip bunun maddiyatını karşılar. Evet, yani belediye gibi, hükümet kanadı gibi. Bunun için böyle birilerinin yapmasını beklememek gerekiyor. Yani kurumların ön yargısız bir şekilde oturup bir proje varsa bu projede kimlerin ne katkısı olacaksa bir araya rahatlıkla gelebilmeleri, bunu Bodrum'a kazandırabilmeleri lazım. Çünkü ben şahsen şunu görüyorum, yani Bodrum'un geleceğinde eski yıllarda biz Bodrum'un bugünlerini tam planlayamadık. Ama en azından bu nesil geleceği daha iyi planlayıp düzenleyebilir. Çünkü bundan sonraki şehir planlamamız, altyapımız, trafiğimiz, deniz ulaşımımız, barınaklarımız buna göre düzenlenmeli. Ne kadar bir büyüme öngörüyoruz Bodrum'da? Ticaret hacmi olarak hangi sektörler ne kadar ileri gidecek? Deniz turizminden mi ilerleyeceğiz yoksa hep inşaat yapmaya devam mı edeceğiz? Yani bunları hangisi önceliğimiz olacak? Tercihimiz olacak. Önceliği, hangi şeyde ilerleyeceğiz? Şimdi uzun yıllardır hep siyasette konuşulur ve halktan da oy istemek için taahhüt edilir. İşte 12 ay turizm. Ama hani bu laf da kalmamalı. Bunu somut bir şekilde projelendirip neler yapılabilir ona bakmak gerekiyor. Bu şekilde projelendirmek gerekiyor. Şimdi kış turizmi ile ilgili eski yıllarda hatırlayın, söz veren siyasetçiler acaba ne yaptılar? Aklınızda kalan bir şey var mı? Benim aklımda kalan yok. Şahsen hiçbir şey yok. Ama bunu istemek lazım öncelikle. Öncelikle bu beldeyi, burada yaşadığımız yeri sevmek gerekiyor. Gönülden yapmak gerekiyor. Yani bu işleri emek vermek gerekiyor. Şimdi geçenlerde ben Bodrum Limanı'nda bir ziyaret yaptım böyle arkadaşlarımla. Bir baktım şöyle, hani Bodrum Limanı'nın rengini beğenmedim. Kale içini. Yani şimdi aşırı yüklenme de var. Ama alternatife bakıyorsunuz, alternatif yok. Ve Bodrum'un özellikle Kumbahçe açıkları, limanın çıkışları, Biteze gidin, Ortakent'e, hep Alarga'da birçok tekne var. Çünkü barınabileceği de yer yok. Üst üste binmişler. Yani bunu iyi bir plan, sayıya göre iyi bir planlama yapmak gerekiyor ki daha sağlıklı... Tekne bağlama yerlerinin çoğalması gerekiyor. Tabii, daha sağlıklı yapılması lazım. Biraz bunu dağıtabilirse yükü bir yere, bir noktaya yüklememek gerekiyor. Hem deniz temizliği açısından hem de daha farklı destinasyonlar oluşturmak. Yani işte tekne turizmi, günlük tekne turları yapılıyor, yat turizmi var, mavi yolculuk var. Burada daha çok yerde teknelerin ya da yatların kalabilecekleri imkanlar yaratmak gerekiyor. Sanıyorum bu konuyla ilgili Büyükşehir'in de bir çalışması var. Evet, şimdi bu tabii eski yıllarda ben ilçe başkanı olmadığım dönemde de bir yat limanı veya barınak diyelim adı her neyse bir limandaki yoğunluğu azaltmak için bir projemiz vardı. Ve bu eski dönemlerde projeye de dönüştü, onaylandı. Daha sonra da tabii dava açıldı buna. Bazı prosedürler uyulmuyor diye takip edilmediği için o proje de rafa kalktı. Bu İçmeler bölgesinde olan bir projeydi. Onu çok önemsiyorduk. Eğer o zamanında o proje yerine getirilmiş olsaydı belki şu an biz bu kadar yoğunluk görmeyecektik limanda. Hani yük dağılmış olacaktı. Yük dağılmış olacaktı ve özellikle charter teknelerimiz o bölgede hani kısa süreli yolcu alıp veya catering için gelenler daha rahat operasyon yapacaklardı. Yat limanında bu kadar yüklenme olmayacaktı. Gelecekti mesela, onların ikişer üçer haftalık veya aylık turları var. Arada yolcu değişimlerinde geldiği zaman orada hemen çok bir rahat bir şekilde yükünü alıp hemen gidecekti. Yani limana uğramadan, limana o yükü vermeden çok rahat halledebileceklerdi bu işi. Maalesef sahip çıkılmadığı için geç kalıyoruz. Yani öyle de zaman gelecek, bu sefer ilave yat bağlama yerleri de yapamayacağız. Yer bulamayacağız belki veya bulursak da şehir merkezlerinden çok daha uzak noktalara yapmak zorunda kalacağız. Gerçekten de önemli bir konu. Şu andaki STK'ların
işte ilgili kurumların meslek kuruluşları şimdiden bu konuyla ilgili bence bir an önce tekrar masaya yatırıp çalışmaya başlaması gerekiyor. Benim şahsen ufak tefek bir çalışmalarım var ama henüz somutlaşmadı. Bütün kurumlarla bu şekilde çalışmak gerekiyor. Mesela Alarga'da dedim çok tekne var. Bitez'den örnek vereyim. Şimdi Bitez'de biz bir dolga alanımız var. Belki kamuoyu da duydu. Orayı Gençlik Spor Müdürlüğü'ne tahsisini yaptık. Hazineye ait olan bölüm. Hazineye ait bir bölüm. Orada şu an bir yelken kulübümüzün de okulu var. Şimdi onları güvenli bir şekilde açığa çıkarmak istiyoruz. Ama tonozlar atılmış, gelişi güzel. Şimdi liman başkanlığımız tabii ki bunları takip ediyor, şey yapıyor ama deniz olduğu için daha fazla denetim gerekiyor. Şimdi bunların güvenli bir şekilde koridor oluşması lazım. Ama bakıyoruz tonozlar gelişi güzel, koyu kapatmış. Bakıyorsunuz onların da barınabilecekleri, böyle bir çözüm bulmuşlar. Yani siz alternatif üretmediğiniz için onlar da böyle bir çözüm bulmuş. Ama orada bizim Bitez'deki asıl dolga alanı ile ilgili olan düşüncemiz şu. Orada toplam 13 dönüme yakın bir yer var. 8 küsür dönümünü biz Gençlik Spor'a tahsis ettik. Kalan bölümlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Şimdi orada motorsuz su sporları ağırlıklı olarak işte ne bunlar? Yelken, sörf, kano, optimist, kürek. Aklınıza bu gibi motorsuz su sporlarıyla ilgili bir bölge yaratmak istiyoruz ki burada hem bizim buradaki yereldeki yelken kulüplerimiz hem burada çocuklarımıza yılın her dönemi hem ders verebilsinler hem de burada çocuklarımız spor yapsın. Bu spora denizler tarafımız denizlerde bu denizciliğe deniz sporlarına ilgi duysunlar ve zaman içinde de burada yarışmalar hem yurt içi hem de yurt dışı yarışmalar düzenlenebilecek şekilde bir bölge yaratmak. Şimdi burada daha yıllar önce belki hatırlarsınız Bitez'de Dünya Sörf Şampiyonası yapılmıştı. Evet. Ve Eurosport'tan 5 gün canlı yayınlanmıştı. Çok iyi bir tanıtımdı. Ama devamını getiremedik. Şimdi bu tür yarışmaların yapılması ne demek? Oraya işte yurttan hatta belki uluslararası olursa yurt dışından bir dolu sporcu gelecek ve bunlar otelde kalacaklar. Tabii. Bunlar esnaftan alışveriş yapacaklar. Yani Bodrum'un ekonomisine müthiş derecede bir katkı bu yönüyle baktığımızda. Bir diğer yanıyla baktığımızda orada atıl ve denetimsiz duran bir alanı değerlendirmiş oluyoruz. Hem de gençler ve çocukların yararına, tabii, hem de spor adına. Tabii. Zaten biraz sonra ilave bazı sporla ilgili girişimlerimiz var. Onları da anlatacağım. Bunların hepsi hem maddi olarak hem Bodrum'un tanıtımı olarak hem de gençlerimize burada daha fazla spor tesisleri kazandırmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için. Hele de giderek artan bu uyuşturucu alışkanlığına karşı özellikle gençlerin enerjilerini daha doğru kanalize edebilecekleri spor alanları. Tabii her türlü kötü alışkanlıklardan. Evet. Şimdi Bitez'de biliyorsunuz gençlik merkezimiz devam ediyor, yapılıyor. Daha önceden gençlik merkezinin eski müteahhitinin vefat etmesinden dolayı yeni ihale süreci başladı. O bir zaman kaybettik. Bürokratik bazı engeller var. Tabii evet. Tabii yani bürokratik değil, hukuk diyelim. Hukuk çalıştığı evet. için yani hukukun dışına tabii ki çıkamıyorsunuz. Ama şu an yolunda. Yani orası devam ediyor zaten. Çalışmalar bayağı ilerledi. Kısa sürede orayı bitireceğiz. Sahilde de böyle bir su sporlarıyla ilgili projemiz var. Bununla ilgili de ben gerekli kurumları da bilgilendirdim. Zaten kurumlarla irtibat halinde götürüyoruz. Hem belediyemize de bilgi verdim bu konuda. Bodrum'da salon sporlarına da ilgi var. Yani voleybol, basketbol, handbol evet. bu konuda liglerde oynayan kulüplerimiz var. Tek spor salonu da yetmiyor artık. Yani evet. İşte şöyle bizim gençlik merkezinde biliyorsunuz iki salon var. Bir tanesi çok amaçlı. Orada hem voleybol hem basketbol da oynanabiliyor. Bir tanesi de aynı şekilde zaten basketbol
olarak düzenlenmiş. Orada da voleybol oynayabilir. Yani aslında iki blok var orada. Şimdi Gümbet'teki spor salonumuzu düşünürseniz iki tane birden daha geliyor. Okullarımızda da var bir iki bu Evet. şekilde sahamız. Bunların sayılarını arttırıyoruz. Ama neyimiz eksik Ayhan Bey? Yani diğer tarafımız deniz. Bir tane olimpik standartlarda yüzme havuzumuz yok. Yok tabii evet. Şimdi onunla ilgili de ben gerekli bazı görüşmelerde yapıyorum. Şimdi bizim Gümbet Dolga alanımız var. Orada bir 58 dönüm bir alanımız var. Orayı bir projelendirmek lazım. Yani tabii düşüncem burada kurumların bir araya gelerek neye ihtiyaç varsa tabii taslak olarak bir şeyler fikirlerimiz var bu konuda ama bu dediğimiz kapalı spor yüzme havuzunu Olimpik yüzme havuzu. o yüzme havuzunu o bölgede uygun alan olduğunu düşünüyorum. Oraya da yapılabilir. Yani Bodrum'a her tarafı deniz olan bir yerde böyle yarışmaların da düzenlenebileceği bir yüzme salonunun da Kaldı olmasına ki ihtiyaç var. yani yeterli altyapı ya da bu konuda tesis olmamasına rağmen bir sürü de başarılar elde ediyor sporcularımız. Bodrum'dan giden sporcular. Kuşkusuz Bodrumspor'un futbol takımı da desteklenmelidir, önemlidir ama Bodrum gibi işte dört tarafı denizlerle çevrili bir yerde su sporları, sualtı sporlarına da gerekli önemin verilmesi gerekiyor. Aynı keza diğer kitle sporlarının özellikle özendirilmesi gerekiyor. Bunun için de gerekli altyapının oluşturulması gerekiyor. Bu konuda yerel yönetim olarak belediyenin de bazı projeleri, çalışmaları var. Öyle sanıyorum bakanlıktan da gerekli desteği alırlarsa yakın zamanda Bodrum gerçekten spor anlamda da önemli bir yere gelebilir diye düşünüyorum. Su sporlarıyla ilgili özellikle Bodrumspor'un ve diğer birkaç kulübünde çok başarılı sporcuları var. Elbette. Yani Bodrumspor belki futbol ön planda gibi gözüküyor ama çok başarılı dalları var Bodrumspor'un da. Tabii zaman zaman Rıza Başkan da bunları kamuoyuna söylüyor. Kendisini de tebrik ediyorum başarılarından dolayı. Bizlerin de hem yerel belediyelerin hem de hükümet kanadı olarak da özellikle Bodrum'da bu su sporlarına sahip çıkılacak ne varsa bizlerin de yapmamız gerekiyor. Evet bu sporcularımız bireysel başarı gösteriyor ama çok eksikleri var. Tesis eksikliği var. Başka yönlerden eksikleri var. Bunları daha derleyip, toplayıp daha tanınır hale getirmek ve bunu Bodrum'u Sürekli. evet sürekli hale getirmek lazım. Bodrum'u da sadece başka yönlerden değil, bu yönlerden de anılır hale getirmek gerekiyor. Yani işte Bodrum'a gelen sanatçılarla magazin sayfalarında Bodrum'un yer almasından çok işte sportif, kültürel, sanatsal etkinlikleriyle Bodrum'un öne çıkması hepimizin dileği tabii. Tabii, şimdi o Gümbet'teki dolga alanı biliyorsunuz uzun yıllardır bazı bölümleri boş. Yeterince değerlendirildiğini düşünmüyorum. Evet. Şimdi yukarıdan gelen dereyle de deniz temizliği de tam sağlıklı yapılamıyor. Eğer komple bir proje yapılırsa bu alana Bodrum'un ihtiyacı olan, hani ben örnek olarak verdim oraya kapalı yüzme havuzu konabilir diye başka ihtiyaçlar da var Bodrum'un. Bu gibi projeler Bir kompleks olarak orası bir spor tabii alanı haline tabii getirilebilir tabii. bu STK'larla işte buradaki kuruluşların da Bodrum'un ihtiyaçlarına göre düzenlenip yapılması gerekiyor. Mesela halk plajı diyoruz ama son zamanlarda plajlarla ilgili de sıkıntılar oluyor. Şimdi evet turizm olarak büyüyoruz ama burada hem dışarıdan gelen hem de yerleşik her kesimden halkımız var. Yani herkes istediği yere gidip istediği hizmeti arayacak maddi gücü olmayabiliyor. İşte burada kamunun yani hem yerel Kamu yönetimlerin yararını tabii kamu gözetecek yararını adımlar gözetecek atılması lazım. Evet. hem esnafımızı zor durumda bırakmayacak düzenlemeler hem de alternatif tesislerin sayılarını arttırmak kanalıyla bu hizmeti vermek gerekiyor ki daha düzenli olsun. İşte plajlarımızda, sahilimizde
sahillerimizde uzun yıllardır benim gördüğüm zaman zaman bir düzensizlikler oluyor. Ama bunu bir artık düzene sokmak gerekiyor. Mesela plajlarımız, şimdi tesisler kendileri, eğer tesisteki işletmeci bilinçliyse veya orayı koruyabiliyorsa o şekilde düzgün hizmet edebiliyor. Ama bir kontrolsüz olarak da kullananlar var sahillerimizi. İşte bu kontrolü sağlayacak bir otorite lazım. Evet, bu da belediye. Bu da otorite lazım. Tabii bu sahillerle ilgili şimdi evet milli emlak olabilir ama sonuçta hepsi kamudur. Belediye de, milli emlak da hepsi kamudur. Bunlar bir şekilde bu otoriteyi sağlayıp belli kurallar çerçevesinde buranın işte kullanma, korumasının sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde çalışmalar yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bu Bodrum bu hızla büyürken yakında denize girecek yer bulamayacak hale gelmememiz gerekiyor. Evet. Hem korumuş oluyoruz hem de planlı bir büyüme sağlamış oluyoruz. Hem bu arada da denizlerimizin temizliğini de sağlıklı bir şekilde kullanmış oluyoruz. Başkan, şimdi tam da oraya geldik. Belki de Bodrum'da en çok tartışılan, konuşulan ya da sorun olarak önümüze çıkan şey bu koruma ve yatırım dengesinin iyi kurulamaması. Yani bir taraftan elbette sahillerimizi koruyalım, denizlerimizi, koylarımızı, kıyılarımızı koruyalım ama bir taraftan da yatırımcının yapacağı yatırımlara da engel olmamak lazım. Ama yatırımcı da yatırımını yaparken Bodrum'un mevcut doğal dengesini gözetmek durumunda. Yani o doğal yapısına uygun, doğal dokusuna uygun yatırımlar yapmalı. Şimdi bunu hem bir yanıyla bakanlık denetleyecek, bir yanıyla belediye ruhsat veren kurum olarak bunun üzerinde çok ısrarla durması gerekiyor. Burada bir sıkıntı var. Yani bazen şeyini kaçırıyoruz biz, ölçüyü kaçırıyoruz. Yani çok fazla korumacı davranarak bazen yatırımların da yapılmasına engel oluyoruz. Ya da hep inşaat, yatırım derken de o işin koruma yanı birazcık şirazesinden çıkıyor gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Evet, tabii ki çok haklısınız. Şimdi demin de bahsettim. Yani planlamayı çok iyi yapmak lazım. Çünkü bir yere bir yatırım yapacaksınız ama oraya bir yapı yaptığınız zaman artık doğanın geri dönüşü olmuyor. O yüzden de başta iyi planlama yapmak gerekiyor ki o yapıyı bir kere sağlıklı bir şekilde yapmak lazım. Altyapıdan bahsettim. Yani gelecekte biz ne kadar büyümeyi düşünüyoruz? Altyapımız buna ne kadar elverişli? Şimdi öyle bir yere bir tesis yaparsınız ki tesis çok güzel olur ama sizin atığınızı atacak yeriniz yok. Baktınız taşlı, ne yaptınız? Denize bile atmak istemiyorsanız bu sefer arıtma tesisi kuruyorsunuz. Kapasitesinin üzerinde arıtma tesisi olduğu zaman atacak yer bulamıyor. Bunu bahçe sulamasına bile verse o da yetmiyor diyelim. Çünkü ne yapıyor? Taşma oluyor. Veya istemeden de olsa ya denize akıtıyorsun. Bir şekilde bertaraf etmen gerekiyor o akıtı. Evet, evet. O şeyi. Bodrum'un birçok yerinde daha kanalizasyon yok. Daha hani öyle noktalar var ki şaşarsın. Derin deşarjla yine tabii, denize veriliyor bunlar. Evet. Deniz deşarj değil. Yani öyle noktalar var ki daha hala fosfetik araçları fosfetiklerle boşaltılıyor. Evet. Yani şu yılda artık bunları konuşmamamız gerekiyordu ama ben burada da kusura bakmasınlar geçmiş yıllardaki yöneticilerin bu yılda bu günleri planlayamamasından günübirlik çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Şu an Bodrum'un en merkezi yerlerinde bile bazı yerlerde maalesef arıtma yok. Evet. Yani taşımayla devam ediyor. Bu bir eksiklik. Yani bunun hızla çözülmesi gerekiyor. Şimdi doğal olarak tabii 10 yıl hizmet almayan bir kentte halkın beklentileri de yüksek. Yani insanlar istiyor ki birdenbire şimdiye kadar o verilemeyen hizmetlerin hepsi birden verilsin. Hepsi birden yapılsın. Ama böyle bir sihirli değnek icat edilmedi daha. Yani dokununca aman arıtmayı yapalım, aman sahili temizleyelim, işte aman yolları yapalım. Çok mümkün olmuyor. Bu konuyla ilgili de zaman zaman tabii
daha 90 günlük bir belediye başkanına birazcık anlamsız bana göre ya da haksız eleştiriler de geliyor. Çünkü bunu yapan insanlara sormak gerekiyor. Yani geçmiş 5 yıl, 10 yıl içerisinde bu belediyeyi yöneten, bu kenti yönetenlerden niye sorulmadı da şimdi 90 gün içerisinde bu kadar eleştiri geliyor diye. Kuşkusuz tabii iş yapan insan hata da yapacak. Yani geçmişte biz çok gördük böyle aman hata yapmayın diye hiç iş yapmayan belediye başkanları da gördük. Ben şimdi hep onu diyorum. İş yapsın hata da yapsın. Hata düzeltilebilir. Evet. Ama iş yapılmış olur en azından. Peki buradan hazır başlamışken belediyenin bu 90 günlük icraatını nasıl buluyorsunuz? Geçmiş en son belediye meclis toplantısında belediye başkanı işte bazı sunumlarla bunu anlattı topluma. Halka açık bir meclis toplantısıydı. Ama iktidar partisi evet. ilçe başkanı gözüyle baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Evet tabii hani burada şöyle bakıyoruz biz. Evet belki CHP'li bir belediye oldu. CHP'li bir belediyede bir değişiklik olmadı. Ama kendi içlerinde bir değişim oldu. Yeni bir belediye başkanı sezon da yeni başladı. Şu an bize verdiği, işte kamuoyuna da yaptığı açıklamalardan, meclis toplantılarında yaptıkları konuşmalardan daha çok şu an tespit çalışmaları yapıyor. Bir bazı şeylere hazırlık yapıyor. Belli bir zaman süre vermek gerekiyor. Herkesin de belli bir zaman bir krediyi almaya hakkı vardır diye düşünüyorum. Kaldı ki teknik bazı çalışmalar ya da altyapı çalışmalarının turizm sezonuna denk gelmesi nedeniyle de şu an yapılabilmesi zaten mümkün evet. değil. Sezonun bitmesi beklenecek. Yani şu aşamada kalkıp da işte kaldırımlar, yollar ya da ne bileyim işte buna benzer altyapıyla ilgili bazı hizmetleri belediyeden beklemek de çok doğru değil. Ama bütün buna rağmen ben hep şeyi söylüyorum yani niyet önemli. Evet. Şu an belediye başkanının bu konuda alabildiğini iyi niyetli ve farklı bir belediyecilik anlayışıyla bu işleri yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ona belli bir kredi tanındı ve bu krediyi doğru kullanmasını bekliyoruz. Biz zaten şöyle Sayın Ahmet Aras'la mazbatasını aldığı günde ufak bir basına beyanat vermiştik. Biz doğru işlerde Bodrum fayda, Bodrum'a yararlı bütün işlerde her türlü desteği, yanlışı da oldu mu söyleriz. Tabii. Hani körü körüne muhalefet yapmanın bir anlamı yok. Ama gördüğümüz yanlışları da her fırsatta söylüyoruz. Hatırlarsınız ilk günlerde belediyenin bilançosunu açıklamıştı. Basın açıklamamızda bilançoyla ilgili de başka konularda da düşüncelerimizi açıkladık bu şekilde. Biz şuna bakıyoruz. Yani yapılan işler Bodrum'un faydasına mı? Sorunlar çözülüyor mu Bodrum'la ilgili? Bodrum'la ilgili projelerde ilerleme var mı? Biz tamamen buna bakıyoruz. Yani biz Bodrum halkının burada daha rahat yaşaması için yapılan her şeyde biz destekçiyiz. Yanlış işler oldu mu da onu da çıkar her zaman söyleriz. Ama henüz daha yeni bir belediye başkanı. Bizim izlediğimiz, gördüğümüz durum son meclis toplantısında da işte bazı hem bilançoyu hem de belediye gıda AŞ'nin hem belediyenin işte bilançolarını kamuoyuna açıkladı. Şeffaflığa önem vereceğini söyledi. Bunun gereği olarak da bunları açıkladı. Bazı planlamalar yapıyor. Çok kısa süre yani 90 günde de çok fazla bir şey konuşmamak lazım. Bekleyip görmek lazım. Ama ben de sizin dediğiniz gibi önemli olan niyettir. İyi niyet olduğu sürece hata da yapılabilir. Ama önemli olan STK'larla herkesle istişare halinde olup doğruyu, Bodrum için en doğrusunu bulup bunu da bir an önce hayata geçirmektir. Biz de hükümet kanadı olarak da evet önümüzde 4 yıl seçim yok ama Bodrum'la ilgili bekleyen birçok sorun var. Ve projede üretmemiz gerekiyor. Biraz önce şeyi söyledim size. İşte Bitez Dolga Alanı ile ilgili, motorsuz su sporları ile ilgili, gençlik merkezi ile ilgili. İşte eğer ileride somut hale getirebilirsek bir yüzme, kapalı yüzme spor salonu. İşte burada hem kış turizmini harekete getirecek
spor tesislerini arttırmamız lazım. Hem gençlerimiz için hem kulüplerimiz için. Burada 12 ay hem turizm için gerekli tesisleri de yapmak lazım. Tabii. 12 ay 12 ay burada iklimimiz gerçekten çok güzel burada. Yani o kadar güzel bir iklimimiz var ki kışın bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu ya sporla ya sporla ve sağlıkla kışın. Evet. Ya da kongre turizmi. Kongre turizmi evet kongre turizmi de var tabii bunun içinde ama ağırlıklı olarak bizim başka yerde olmayan ne var? İklimimiz. Evet. Şimdi bu iklimi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bazı öyle tesisler yapabiliriz ki burada işte yeni yeni bazı girişimler var. Jeotermalle ilgili tesisler yaşlılara yönelik önümüzdeki dönemlerde bunlarla ilgili de tesisler planlaması düşünülüyor. İşte İskandinav ülkelerinde emekli kesimler var. Kışın buranın iklimi güzel. Bir o kesimi rahatlıkla sağlık turizmi için getirebiliriz. Sadece jeotermal için değil. Başka tedaviler için de. Yani burada her türlü sağlık turizmi bu iklimde olacağını düşünüyorum. Bir yandan da spor turizmi. Bugün Antalya'ya bakıyorsunuz. Kışın dünyaca ünlü futbol kulüpleri de geliyor. Devre arasında. Belli, kısa bir, binlerce insan tabii, geliyor. Belli bir dönem de olsa hareketlendiriyorlar orayı. Biz bunu Bodrum'da niye yapmayalım? Yıllardır konuşulur. Ama somut bir adım yok. Bunun için önce tesis yapmak gerekiyor. Önce tesisleşme. Biz bununla ilgili de bazı adımlar attık. Kızılağaç'ta 14 dönüm bir arazimiz var. Gençlik spora tahsisli. Geçenlerde işte bunu hem belediyeyle de görüştük. Belediye kanalıyla da buraya işte antrenman sahaları, sosyal tesisler yapılması düşünülüyor. Yeni stadyumla ilgili yer tespiti yaptık. Onu da talebimizi bakanlığa ilettik. Bunlar önümüzdeki yani süreç alan şeyler ama bir yerden başlanması gerekiyor. Yani örneğin bu havaalanına yakın bölgede işte bazı turizm tesisleri kurulabilir ama bakanlık şu şartı koşabilir. Kardeşim sen buraya en az işte iki tane şey halı saha yapacaksın ya da işte spor kapalı evet. Spor salonu yapacaksın gibi. Hatta bazı yerler için mutlaka en az 1000 kişilik bir toplantı salonu olacak. Kongre evet. Turizmine yönelik gibi bazı şartlarla birazcık da özendirerek bu turizmi 12 aya yaymak için alternatif turizmin geliştirilmesine katkı sağlayabilirsin. Kızılağaç Çiftlik Mumcular bölgesi, o Karova dediğimiz bölge gerçekten hem toprağı da verimli hem de havası orman bölgesi olduğu için havası da çok iyi. Şimdi buna yakın çok tesisler var. Yani illa o istediğimiz tesisin, yani futbol sahası olur veya başka şey olur, illa tesisin dibinde olması şart değil. Daha içerilerde de olabilir. Tabii. Şimdi bununla ilgili bu çalışmaların yapılması ve buradaki tesislerin de bununla ilgili kendilerinin yapabileceği alanlar yaratması lazım. O zaman kışın da gelir spor kulüpleri. Sayı da çok olduğu zaman burada turnuvalar bile düzenlenecek hale gelir. Kuş yani kuşsuz, bu yapılamayacak bir şey değil. Hep konuşuluyor ama bir adım atılmamış şimdiye kadar. Şimdi bu adımları özendirmek lazım. Yani hem belediye hem de hükümet kanadı olarak yani bakanlıkların da zaten her türlü yardımı yapıyor bakanlıklar. Önemli olan bir projelerle ortaya çıkılması. Yani yapılacak alanlar var. Bunları desteklemek lazım. Yani spor sahalarının artması kış turizmini de bir nebze de olsa hareketlendirecek. Şimdi olaya siyasi açıdan baktığımızda işte bir seçim yapıldı. Sonuç olarak da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Aras kazandı. Ama kazandığı günün ertesinden itibaren artık Ahmet Aras bütün Bodrum'un belediye başkanı. Yani hiç siyasal görüşüne bakmadan herkesin belediye başkanı. Ve bütün hizmetlerini de ona göre yapmak durumunda. Tabii bunu yaparken de herkese hizmet veren bir belediye başkanının hükümetle de bakanlıklarla da ilişkilerini sıcak tutması gerekiyor. İşte bizde pek yapılmayan ya da kabullenemeyen taraf buydu. Örneğin şimdi sanıyorum bu sabah geldi 2-3 gün Ankara'da temasları vardı başkanın. Bakanlıklarla görüştü. Hatta külliyeye gitti orada bir görüşme yaptı.
Şimdiden duyuyoruz. İşte külliyeye niye gitti? Bakanlığa niye gitti? Yani gitmeden nasıl yapılacak bu işler? Artık o yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseten seçildiği partinin oy verenlerine hizmet veren bir insan değil ki. Bütün Bodrum'un, bütün Yarımada'nın belediye başkanı ve burada herkese hizmet verebilmek adına da mutlaka iktidardan gerekli desteği de almak zorunda. Tabii. Şimdi burada tabii Erhan Bey, her şeyden önce halkın iradesine saygı duymak lazım. Evet, şimdi genelde iktidarda AK Parti halkın iradesiyle geldi. Orada bir hükümet. Onun kanunlarla görevleri belirlenmiş. Yerelde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı yerel iktidar seçildi. Vardı, evet. O da halkın oylarıyla geldi. Yerel iktidar ama tabii dediğiniz gibi seçildikten sonra belediye başkanı zaten rozetini çıkarması lazım. Evet. Zaten çıkarmayıp farklı yola girdiği zaman örnekleri var. Hem yaşadıkları bölgede sıkıntılar oluyor, hem hizmetlerde de aksama oluyor çekişmeden dolayı. Yani kavga, tartışma kimseye fayda getirmez. Veya farklı şeyler. Önemli olan burada her zaman niyettir. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız niyete bakacaksınız önce. Bir hizmeti getirmek istiyorsanız da herkesle de gidip görüşeceksiniz. Çünkü her şey kanunlarla düzenlenmiş durumda. Belediye başkanımız da Ankara'ya niçin gitmiştir? O durumda yapacağı bazı işler için gitmiştir. Yani özel iş için gitmedi herhalde. Elbette, elbette. Onun için hani çok gereksiz bir tartışma diye görüyorum. Kaldı ki bakanlıklar siyasi parti ayrımı yapmadan bütün belediyelere gerekli projelerle gitmesi halinde gerekli desteği vermek zorunda zaten. Tabii eski yıllarda da biz zaten hep, evet, söylüyorduk. Yani bizim hükümetimiz kesinlikle belediyeleri ayırmıyor. Projeyle giden herkese yardım ediliyor. Hatta bazı durumlarda diğer belediye başkanlarına pozitif ayrımcılık bile yapıldığı da oluyor. Hani farklı bir düşünce ortaya çıkmasın diye. Kesinlikle bugüne kadar hani bizim iktidarımızda ben herhangi bir belediyeye ayrımcılık yapıldığını ben görmedim. Projeyle giden her belediyeye gerekli yardım, başkasına ne yapılıyorsa aynı şey, bir AK Partili belediyeye ne yapılıyorsa aynı şekilde yapılmıştır. Ama gördüğümüz şu oluyor, bizim mesela Muğla'daki belediyelerde şimdiye kadar, bugüne kadar bizim 3 tane belediyemiz vardı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın 7 belediyesi oldu Muğla'da. Bu 7 belediye neden oldu? O 3 belediyedeki başarılarımızdan dolayı. Ama oralara o belediye başkanlarımız gerçekten çok çalıştı. Sürekli Ankara'dalar. Yani o belediye başkanlarımızın sosyal medyalarına girin bakın. Devamlı Ankara'dalar. İlçeleri için bir şey istiyorlar ve hep bakıyorum mesela hani bir hafta gidiyorlar, ertesi hafta bir daha gittikleri de oluyor. O çok onların beldelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı ve dikkat ederseniz bizim oradaki belediyelerimize yakın belediyeler bize AK Parti'ye geçti. Yakın belediyeler. Kaldı ki zaten AK Parti'nin geçmişine baktığımızda AK Parti'nin iktidar olmasındaki en önemli etkenlerden biri geçmişteki yerel yönetimlerdeki başarılar. Bunu kimse inkar edemez. Ve bu İstanbul Belediye Başkanı'ndan, işte Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığından başlayarak Cumhurbaşkanlığına kadar devam eden bir macera bu, evet, sonuçta. Bizim bir Kavaklıdere Belediye Başkanımız var, Sayın Mehmet Demir. Arı gibi çalışır kendisi. Onun döneminde şöyle bir şey oldu. Orada bir komşu köy var, yatağına bağlı. Yeterince hizmet, CHP'li belediyeden hizmet alamadığı için referanduma gittiler. İşte bizim bugünkü belediye başkanımız AK Parti'den Mustafa Toksuz, o köylülere o zaman dedi ki, yani siz dediler hiç merak etmeyin, biz bu belediyeyi alınca bu hizmetleri vereceğiz size. Şu anda bakın 52 yıl sonra yatağın AK Partili bir belediye oldu. Ve hemen komşu Kavaklıdere Belediyesi'nde, düşünün, bir yatağın köyü, mahallesi, ben buradan CHP'li belediyeden hizmet alamıyorum diye oraya geçti. Tabii ben bunu neden söylüyorum? Yani belediye başkanı seçildikten sonra halk onun icraatına bakar. Evet. Onun icraatına bakar. Bunun hangi partiden olduğu da çok önemli değil. Eğer belediye başkanı
halkın oradaki yaşamıyla ilgili beklentilerini, sorunlarını çözüyorsa işin doğası budur. Ama bunu yapamıyorsa başka arızalar çıkar. İleriki zamanlarda da geçmiş yıllarda yapılmayan, yapılması gereken işlerin ceremesini de bir sonraki nesil çeker. Doğrudur tabii. Sevgili Başkan, hazır sizi bulmuşken şu an devam eden bazı projeleri de sormak istiyorum. Örneğin hastane ne aşamada? Bilindiği üzere artık özellikle de yaz döneminde bu mevcut hastane işte potansiyeli yetmiyor. Yani bu şekliyle bu yeni hastanenin bir an önce devreye girmesi lazım. Ve herkes de merak ediyor ne oldu, ne durumdadır diye. Siz mutlaka en yetkili yerlerden bunun bilgisini alıyorsunuz. İzleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim. Evet. Tabii hastaneyle ilgili bugünlerde zaten görüyorsunuz. Bilen bilmeyen konuşuyor. Ama ben bununla hastaneyle ilgili de birkaç defa açıklama da yapmıştım. Ama bir şeyleri yazarken biraz art niyetli yazmamak lazım. Yani şimdi evet hastane gecikti mi? Evet gecikti. Yani bunu kim inkar edebilir? Gecikti. Evet oradaki daha önce yaptığım açıklamayı tekrar açıklayayım. Şimdi hastane yapan firma başka yerlerde de devlet ihaleleri yapıyor, yurt yapıyor veya hastane yapıyor. Burada zeminin sert olmasından dolayı hafriyat işi uzadı. Yani burada maliyeti arttı. Tabi bu arada işin gecikmesinden dolayı da firma zaman içinde yani bu işten herhalde zarar edeceğini düşünerekten affını istedi. Dilekçe verdi bakanlığa. Şimdi o dilekçe Sağlık Bakanlığı'na verildi. Sağlık Bakanlığı da Maliye Bakanlığı'ndan cevap bekliyor şu an. Dilekçe eğer affı kabul edilirse yeni ihale süreci başlayacak. Ama dilekçe kabul edilmez, farklı tekrar oturur konuşulursa ama her iki durumda da hastane inşaatı devam edecek. Yani öyle durma değil ama şu an şey olarak, teknik olarak tabii hala müteahhitin kontrolünde. Şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. Yani ihale kanunu var. Yani bir hukuk var. Yani hukuku, önce hukuk gelir. Yani şimdi hukuku çiğneyerek başka yollar yapamazsınız. Yani müteahhitin de ihale kanunundan kazandığı kendi hakları var. Yani bunlar hukuk çerçevesinde devam ediliyor. Ama burada ne oluyor? Tabii bir gecikme yaşanıyor. Yani, ama tabii her şeye rağmen öncelik verilmesi gereken, tabii, üzerinde durulması şimdi, gereken bir proje. Evet. Şimdi birkaç gün önce de hem milletvekilimiz, hem il başkanımız, hem de bizim il sağlık müdürümüz Sayın İskender Gencer'in de açıklamaları oldu bu konuda. Çalışmalar devam ediyor. Hatta malzeme için bile hastanenin malzemeleri bile için ödeneği bile ayrılmış durumda geçen seneden. Tabi bu arada biz ne yaptık hastane için? Bir 7 dönüm daha arazi tahsisi yaptık. Onunla ilgili. Geçenlerde kaymakamlık bünyesinde bir koordinasyon kurulu oluştu. Hatta geçenlerde benim verdiğim bir röportajda belediyenin de bu arada orada yapılması gereken altyapılarla, hani bu altyapılarla ilgili sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Özellikle altyapı sorunu var. Büyükşehir'in bir an önce bu altyapı sorununu orada çözmesi gerekiyor. Bu inşaat, hastane inşaatı bitmeden. O koordinasyon kurulumuz da kaymakamlık bünyesinde oturdu. Bütün kurumlar, belediye de dahil. Bunları masaya yatırdılar. Hangi kurum ne yapacak? Bir yandan da milletvekillerimiz, bakanlığımızda bu konu üzerinde çalışılıyor. Ama dediğim gibi burada bir hukuk olduğu için o süreç devam ediyor. Yani evet, onu beklememiz gerekiyor. Nasıl genç, evet Bodrum'un şanssızlığı mı? Şanssızlığı. Şimdi gençlik merkezimiz de planlandığımız sürede yapılamadı. Müteahhiti vefat etti. Bu sefer hukuki süreç başladı. Şimdi bir yerde önce hukuka inanmak, hukuk çerçevesinde hareket etmek gerekiyor. Öncelik her zaman o olmalı. Evet, bir diğer konu bu Yalıkavak yolu. Bu proje ne, hangi aşamada? Evet. Şimdi Yalıkavak yolunda bildiğiniz gibi oradaki kamulaştırma davaları açan vatandaşlarımız vardı.
45'e yakın bir dava açıldı orada. En son rakamı bilmiyorum kaç tanesi sonuçlandı ama henüz hala sonuçlandırılmayanlar var. Onun için orada kamulaştırma davaları bitmeden orada da dediğim gibi hukuk bekleniyor. Şimdi o davalar bitmeden, çünkü açtıkları davalar bedele karşı itirazdı. Şimdi onunla ilgili de karayollarımız bunların hepsiyle tek tek görüştü. Bize bir muvafakatname verin, dava bir yandan devam etsin, biz bu işi yapalım. Ama muvafakatname alamadıkları için bunu yapamadılar. Bir çalışma yapamadılar. İkinci husus da orada Orta Kent'le, o yolun çift şerit yapıldığı bölümle Orta Kent kavşağı arasındaki bölüm, orada belediyenin bir imar plan değişikliği yapması lazım. Ben onu belediyemize de, yeni yöneticilerimize de bu durumu aktardım. Bir an önce yapılması gerekiyor diye. Bunu çünkü karayollarımız sanırım 1,5-2 yıl önce bir talep etmişti. Oradaki o plan değişikliği yapılmadan orada da çalışma yapamıyor karayollarımız. Plan değişikliği yapılacak ki orada da bir iki parça yer var, kamulaştırılacak. Orada da bir süreç olacak. Yani demin her zaman diyorum, yani kurumlar koordineli çalışmalı ki bir beldeye hizmet daha hızlı gitsin. Ama oradaki şey, o imar değişikliği de yapılmadı şimdiye kadar. Böyle de devam ediyor. Ama onunla ilgili önümüzdeki günlerde belki Yalıkavak yoluyla ilgili bir çözüm noktası olabilir. Belki bir çalışmalar devam ediyor. Eğer bir gelişme olursa zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu arada çevre yoluyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Onunla ilgili de şu an belli noktalarda sondaj çalışmaları yapılıyor. O proje de bir yandan ilerliyor. O da Bodrum'a en uygun şekilde nasıl yapılır? Son şekli verildiği zaman da zaten kamuoyuyla bu çevre yolunu da onu da paylaşacağız. Yani Bodrum'un bugün trafik sorunu böyleyse, önümüzdeki yılları eğer bir çözüm üretilemezse düşünemiyorum. En büyük sorunlarımızdan biri de trafik sorunu. Tabii orada da yeni sorunlar açmayacak çözümler bulmak gerekiyor. Tabii. Yani o yeni bir yolun belli sorunları da olacak ister istemez. Ya da kente getireceği belli yükler de olacak. İşte onun etrafında yeniden yerleşim alanları açılacak ya da işte belki nüfus artacak gibi belli endişeler de var. Tabii. Orada tabii belli noktalarda 5-6 noktadan tünel planlanıyor. Evet. Yani tünelin olduğu yere de bir yerleşim yeri yapamazsınız. Çevre yolu. Orada bir koruma gözetilecektir. Zaten o şekilde çalışmalar yapılıyor. Çok hassas gidiyor bu çalışma. Kesinlikle hani doğaya zarar vermeden en uygun şekilde bu ihtiyaç nasıl giderilir diye çalışma yapılıyor. Biliyorum çok hassaslar bu konuda. Çalışmalar somut bir şekilde ortaya çıkınca da zaten paylaşacağız kamuoyuyla. Evet. Evet. Zamanımız doldu. Evet, denizcilik dedik. Daha çok siyaset konuştuk. Ama tabii denizde bu mevcut bir siyaset. Bir hatırlatayım Ayhan Bey de tabii. Denizcilikle ilgili herhalde bir konu unuttuk. Biliyorsunuz daha önceden çalışmalarını başlattığımız Denizcilik Fakültesi, evet, evet, ve Turizm Fakültesi vardı. O tabii daha önceki dönemlerde Denizcilik Fakültesi şeyde planlıyordu. İçmelere yakın bir bölge vardı. Şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öyle olduğu kampüsün öyle içinde düşünülüyordu ama biz burayı yaptığımız istişarelerle kampüs alanının olduğu yerde yapılmasının daha uygun olacağını, uygun arazi de var. STK'larla birlikte, yani hem üniversitemiz hem STK'larla birlikte hep birlikte oranın daha uygun olacağını düşünerek orada planladık. Hem Turizm Fakültesi, yani bu da bu aşamada önümüzdeki dönemlerde artık bu projelerin de hayata geçmesi için bize düşen ne görev varsa STK'larımızla birlikte yapacağız. Hem üniversitemiz hem STK'mızla birlikte, hem denizcilik fakültemizde denizcilik sektörüne kalifiye hem eleman yetişecek. Orada ihtiyaçlarına göre bölümler açılması planlanıyor. Hem de Turizm Fakültesimizde de aynı şekilde. Evet. Yani orada alınan öğrenciler bir yandan da iş garantili gibi bir durum söz konusu. O şekilde bir düzenleme olacak. İnşallah
Önümüzdeki zamanlarda bu çalışmaları hızlandırıp bu yatırımları Bodrum'a kazandırırız. Evet, Bodrum, başka Bodrum yok. Ve dünyanın belki de en güzel yaşanması bir yeri. Bunun değerini bilmek gerekiyor. Bunun için de hangi konumda olursa olsun herkesin elini taşın altına koyması, sorumluluk alması, duyarlı davranması gerekiyor. İsterseniz bu programı da böyle kapatalım. Sizin son söyleyecekleriniz varsa onları da alıp evet, yani programı bitirelim. Benim tabi burada notlarımı aldım. O kadar çok konuşulacak konu var Bodrum'la ilgili ama tabi konu aslında denizdi. Evet. Ama en son şunu söyleyeyim ben. Bir bahsetmek istediğim konu işte Ece Misil'le ilgili yıllardır olan konu vardı. Burada hem benim ilçe teşkilatım hem Milli Emlak Müdürlüğümüz hem de milletvekillerimiz, il başkanımız gerçekten bununla ilgili çok yardımcı oldular. Bununla ilgili zaten basına da birkaç kere açıklama yaptık. Turizmcimize bir nebze olsun ekonomik yükünü biraz daha hafifletmiş olduk Ece Misil konusunda. Böyle bir çalışmamız oldu. 8 aylık bir çalışmanın sonucuydu bu. Bunu da tabii STK'larımızla biz paylaştık. Bunu söyleyeyim. Hani bundan sonra evet 4 yıl seçim yok. Siyaseten bir konuşayım. Bizim Bodrum'la ilgili düşüncemiz Bodrum'a kazandıracak ne kadar proje varsa biz bununla ilgili her türlü düşünceye açığız. Projesi, düşüncesi olan bize de iletebilir. Bizim çalıştığımız projeler de var. Onlara katılabilirler. Hiçbir kuruma karşı da ön yargılı da değiliz. Herkese de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bodrum'u daha yaşanılır bir hale getirmek için Bodrum'a bu görev süremizde ne kazandırırsak onun için de elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Denizde Yaşam programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Bodrum İlçe Başkanı Sayın Ömer Özmen'di. Açık yüreklilikle sorduğumuz her soruya cevap verdi. Bütün aklımıza gelen konuları da masaya yatırıp çözüm önerilerini sizlerle paylaştı. Umarız, dileriz daha güzel, daha yaşanası bir Bodrum hayali için herkes de bizim gibi bu çabayı sürdürürler. Belediyenin yapması gereken işlere yönelik bir ayrı parantez açtık ama İktidar Partisi ilçe yönetimi olarak da belediyenin bu tür çalışmalarına katkı koyacaklarını, destek vereceklerini de Sayın Başkan buradan ilettiler. Ben bir kez daha hem Sayın Başkan'a hem siz sevgili izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Bir başka Denizde Yaşam programında yeniden birlikte olmak dileğiyle esen kalın. Kartanesi birbirinden farklı ve özeldir. Kartanesi eğitim kurumları, yaşamın sihirli yılları olan okul öncesinin her yaş grubunda yenilikçi öğretim kadrosu ve eğitim programlarıyla özgür düşünen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirir. 0-3 yaş kreş ve gündüz bakım evi bölümümüzde çocuklarımız güvenli, konforlu bir ortamda büyürken 3-6